Dediğim gibi, yalnız kalmamaya özen göster. İlaçlarını zamanında al ve günlük işlerine sarıl. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Bana kendimi kötü hissettiriyor. Sanki deliymişim, güçsüzmüşüm ve başarısızmışım gibi hissettiriyor. Arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum. Beni sürekli aşağılıyorlarmış hissine kapılıyorum. Çok iyi anlıyorum ama daha önce bunları konuşmuştuk. Eğer ilaç kullanmazsan bu süreci atlatamazsın. Ama dediğimi yaparsan ailenin ve arkadaşlarının saygısını tekrar kazanabilirsin. Teşekkür ederim doktor. Yani siz olmasaydınız ben bu durumu atlatamazdım. Bende biraz sahne korkusu vardır. Ama buraya çıktığıma göre size bir şeyler anlatmam gerekiyor herhalde. Zengin insanlarda iki duygu vardır. Sadece kibir ve bencillik. Sahiplenme duyguları çok gelişmiştir bu yüzden. Her yeri alırlar. Buna denizler de dahil. Yahu denizi tek başına ne yapacaksın? Koskoca alan. Ama yok, illa onu da alacaklar. Bir gün arkadaşlarla sahilde yürüyoruz, hadi denize girelim dedik. Villanın birinin önünden giriyoruz denize. Ama almışlar ya orayı da. Bekçiyi de dikmişler. Yüzüyoruz. Sonra bekçi bizi kovalamasın mı? Hadi arkadaşlar topuk dedim. Sonra arkamı bir döndüm. Yunuslar geliyor. Allah Allah dedim. Alt tarafı denize giriyoruz yahu. Yok, o da olmadı. Yürüdük. Sonra arkamı bir döndüm. Teşkilat arkamızda. Yahu ne yapıyorsunuz dedim. Alt tarafı denize girdik. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Biraz daha kaçtık tabii ki. Kaçıyoruz. Arkamı bir döndüm. Arkadaşlar askerin biri durmuş böyle. Alnıma dayamış tüfeği. Beni vuracak. Yahu dedim alt tarafı denize giriyorum. Evet. Tamam. O zaman ben size bir şiir okuyayım. Çok güzel şiir okurum ben. Sonu çok komik. Dikkatle dinleyin. Ölü bir buluttan yağan yağmur insan. Ve tutunacak dalı kalmamış insanların elinde ölüm. Silah ya da kalem fark etmez. Ama çok azı susarak bitirirken işi... Pardon.
Evet arkadaşlar, gösterimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yok, benim sahne korkum varmış da. Ama buraya çıktığıma göre bir şey yapmam gerekiyormuş. Gerizekalı. Gerizekalısın oğlum sen. Evet arkadaşlar, hepiniz gösterime hoş geldiniz. Görüyorum ki buradaki herkes liseli. Ben de bir zamanlar liseliydim. Ama o zamanlardan aklımda kalan tek şey hocalarımın kötü espri yaptığıydı. Bir matematik dersindeyiz. Denklem konusunu anlatıyor hocamız. Çocuklar hadi hep beraber dışarı dedi. Hocam niye? X'i yalnız bırakacağız. Tamam hocam. Evet. Bir günde yoklama alırlar ya hocalar. İngilizce hocalarından bir tanesi. Merhaba arkadaşlar. İngilizce hocalarından bir tanesi. Aslı burada mı, geldi mi dedi. Hayır hocam dedik. Peki fotokopisi burada mı dedi. Tamam hocam, o da komik, evet. Bir gün tarih dersindeyiz yine. Söyleyin bakalım, cinler hangi GSM operatörünü kullanır dedi. Hangisini kullanır hocam? Cinsel. Tamam hocam. Göbeğinizde siz de çok komiksiniz dedik. Bir gün sonrayı düşünün. Evde ders çalışıyorum. Bu kadar. Komik. Bitti. Çok komik. Yüzündeki o maske olması var ya, sen bir içsin. Sen bir hiçsin.
Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Rahat olun lütfen. Sorun nedir? Aslında ben de bilmiyorum. Ben artık hayattan zevk alamıyorum. Yani bir yerlere gittiğimde, arkadaşlarımla vakit geçirdiğimde hep içimde bir eksiklik oluyor. Bütün bu saydığınız sorunlara beraber çözüm bulabiliriz. Yalnız sizden istediğim, bazı şeylerin değişebileceğine inanmanız. İyi de her şey üstüme geliyor. Artık düşünmekten bile yoruldum ben. Siz bir de şimdi benden her şeyin değişebileceğine inanmamı istiyorsunuz. Nasıl yapabilirim ki ben böyle bir şeyi? Hem insan hayatta yapabildiğini düşündüğü tek şeyde bile başarısız oluyorsa yaşamasının bir anlamı kalır mı? Hayatta en büyük başarı sevmektir. Sevdiğini mutlu etmektir. Çevrende sana ihtiyaç duyan insanlar mutlaka vardır. Mesela bir oyuncu seyircisi olmadan yaşayamaz, öyle değil mi? Ya da bir yazar için okuyucusu ne kadar önemlidir. Senden istediğim, yaşamda insanları mutlu etmek için kendini görevlendirmen. Bak ne diyeceğim. Seninle aynı dertten muzdarip bir aslan vardı. Geçenlerde bir komedyenin gösterisine gitmiş. Komedyen onu öyle eğlendirmiş, öyle enerji vermiş ki bir daha geri gelme isteği duymadı. Thank you.